Maalesef insanlarımızın tercihine saygımız sonsuz. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yine bize destek veren insanlarımıza yine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bizim seçimimiz baştan belliydi. Biz her zaman söylemiştik. Gürüş'ün seçim AK Parti'nin bayrağını sallandıracağıma dair söz vermiştik. Onların tercihine saygı duymamak mümkün değil. Ama bizim gönlümüzle, teşkilatlarımızla sohbet ederken bu kadar yapılanlarda tabii ki gönlümüzde biraz kırıklık var. Bilinmesini istiyorum ki bir belediye başkanı adayı için en zor olan ondan önceki bir belediye başkanının yükünü bagajında taşımaktır. Biz bu bagajımızda bu yükü taşıdık ve bu yük bizi çok ağırlaştırdı ve çok zorladı. Yani geçmiş 5 yılın faturasını biz ve arkadaşlarımız ödedik Karadeniz Ereğli'de. Çünkü her gittiğimiz sokakta, her gittiğimiz mahallede bunu açık, net gördük arkadaşlar. Bütün eksikliklerin, başarısızlıkların faturasını bize kesilmiş oldu netice itibariyle. Takdir milletimizin, sonuç başımızın üstüne. Biz başaramadık. Başaran belediye başkanımız Halil Bey görevine başlayacak yakında. Onu tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah Ereğli'nin hak ettiği hizmetleri Ereğli'ye sunar inşallah. İnşallah başarılı olur. Ereğli'miz 5 yıl kaybetmez. Bu duayı yapacağız artık bundan sonra. Ben Allah şahittir. Bana verilen görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. Maddi ve manen koştum, koşturdum. Elimden geleni yapmaya çalıştım. O yüzden içim o kadar rahat ki, gönlüm o kadar rahat ki, hiçbir art niyet olmaksızın seviyemizi olabildiğince yüksek tuttum. Hiç kimseyle belden aşağı irtibatımız, belden aşağı söylentimiz ne bir arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmedi. Saygı sınırını aşan hiçbir ifademiz olmadı. Yani Ereğli bu seçimlerde daha kaliteli, daha seviyeli bir seçim yaşadı. Kandilli için çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Ereğli için daha fazla üzüldüm. Sağ olsunlar. En azından Gürüş Belediye Başkanımız ve Ormanlı Belediye Başkanımızın mutluluğu bizi mutlu etmiştir. Ama yani Kandilli için bile yapılabilecek her şeyi yaptık. Ereğli ile alakalı doğru projelerle, doğru isimle, doğru adayla her türlü şeyi yaptık. 24 Haziran'daki oyumuza göre baktığımız zaman biz hemen hemen kendi oyumuza yakın bir oy aldık. Ama bunun analizini hep birlikte yapacağız, yetkili kurullarımızla birlikte. Bugünden yarına durmadan tekrar hızımızı artırarak 5 yıl sonraki hedefe bugünden asılacağız. Genel olarak eski belediye başkanının yapamadıklarının sizin bagajınızda olduğunu ifade ettiniz. Bunun seçimi kaybetmenizin etken olduğunu ifade ediyorsunuz. Evet. Peki İl Genel seçim sonuçlarına bakıldığında da arada bir fark var. İl Genel'de de uzun yıllar boyunca AK Parti bu kadar oy kaybına uğramamıştı. O seçimin sonuçlarını baz aldığınızda bagajınızda neler vardı? Yani niye İl Genel'de kaybettiniz? İl Genel'in ikisi belediyeden yansımalı. İl Genel'e baktığınız zaman oylar ortada, şu an 2500 toplamda öndeyiz. 2500 köylere baktığınız zaman daha öndeyiz. Ama merkezde farklı oy basmayalım dedikleri için, herkes aynı yere gittiği için bu. Yani belediyedeki durumun yansımasıdır bu. Ereğli'de seçimi niye kaybettiniz? Evet. Yani bir şey Uysal'dan bahsettiniz, isim söylemediniz ama başka faktörlerin olduğunu söylediniz ama faktörlerin ne olduğunu söylemediniz. Biz diyorum ya 24 Haziran'daki oyumuzu almışız. Yani biz geçen dönemkisinde 30 bin oy çıktığımız zamanki artılarla birlikte değerlendirdiğiniz zaman yapamadıklarınızdan dolayı yıpranmalar yaşayacaksınız. Hatta yıpranma daha fazlaydı. Erol Başkan'ın gayreti, çalışması, ekibimizle birlikte üstüne koyarak buraya getirdik. Yoksa bu daha da aşağıdaydı. Biz bunun çalışmalarını hep birlikte yaptık. Yani ilk bakışta bile baktığımızda daha farklıydı ama gayretli bir çalışmayla üstüne koyduk. Buraya kadar taşıyabildik. Tabii kolay değil yani 5 sene boyunca belediye başkanlığı yapıp ayrı bir partiden aday olup aldığı zamanki oyu da görüyorsunuz. Yani kendisine eğer haksızlık yapılmış olsa, çok çalışkan bir belediye başkanı olsa 10 bin oyun üstünde oy alması gerekirdi. Ama onun yorgunlukları, yani ayrıntıya girmeye gerek yok. Biz vatandaşa, sizler de vatandaşla iç içesiniz. Vatandaşa anket yapıyorsunuz, soruyorsunuz. Vatandaş gerekli şeyi söylüyor. Yani neyin yanlış yapıldığı ile ilgili... Yapamadığımız hizmetler. Yani iktidarın gücünü yansıtmamızdaki büyük projeleri yapmamız gerekirdi. Yani bizim başlamamız gerekenleri söylememize rağmen yapamadıklarımızı, eksikliklerimizi vatandaş tabii diyor.
Biz AK Parti'yiz yapacağız diyorsunuz. 5 yıl önce de AK Parti'ydiniz. Niye yapmadınız? Ama hem doğru parti hem doğru bir isimle bütünleşmek gerekiyor. İkisi aynı anda uyumlu çalıştığı zaman çok daha rahat hizmetleri aşabiliyorsunuz. Sayın Başkanım, ben özellikle sosyal medyada seçimin kaybedilmesinden ötürü eleştirilerin Sayın Şahin'e değil size yöneltildiğini gözlemliyorum. Yani bunun sebebini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, siyasi hesaplarını seçim üstünden görmek isteyen arkadaşlar olabilir. Yani bizim eksiklerimiz varsa buyursunlar, onu da söylesinler. Biz buna da kabulüz ama bakıyorsunuz şimdi ilk başta Zonguldak Medresesi'nden başlıyor bu olay. Diğer ilçelerde de aynı durumlar yaşanıyor. Hiçbir tanesinin adı geçmiyor. Uzun yıllar boyunca ilk kez seçim kaybediyorsunuz AK Parti olarak. Ve sizin ilçe başkanınızda da kaybedilen ilk seçim. Evet. Ama bu seçimin bir önemli özelliği vardı. Ankara'dan gelen çok değerli misafirleri ağırladık. Kısa süreli. Bu seçimin mağlubiyetini, ağır bir faturasını bekliyor musunuz teşkilat olarak? Dediğimiz gibi biz 24 Haziran'daki oyumuzu aldık. Yani bizim öyle parti olarak ciddi bir erime, ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya değiliz. Sadece genel merkezimizde, anketler elinde, çalışmalar elinde, buranın geçmiş dönemde nereden nereye geldiğini hepsini biliyor. Bunu yetkili kurullarımızla konuşuyoruz. Arz ederlerse, isterlerse projelerimizle ilgili, yapılabileceklerle ilgili, yapılması gerekenlerle ilgili biz katkı sağlarız. Arz ederlerse, arz etmiyorlarsa yapacak bir şey yok. Yani o noktada. Bunu açıkça ifade ediyorum. Biz her zaman yani doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız ve öleceğimiz sorunlarımız yaşayacağız. Bu kente karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar her pozisyonda, sokaktaki büyüyen arkadaşın da sorumluluğu var. Aday olmuş, seçilememiş arkadaşım da sorumluluğu var. Muhtarın da seçilen de sorumluluğu var. İlçe başkanı da sorumluluğu var. Ya bunları çeşitli siyasi kaygılarla yerine getirmemek bu kente karşı bir ihanettir. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Ben şansım adına söylüyorum. Benden beklenen ne olursa her manada, her koşulda ve her pozisyonda elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Açık bir yüklükle söylüyorum. Yani seçimin kaybedilmesiyle ilgili birçok daha pozisyon vardır. Bunu arkadaşlarımız değerlendirecektir. Yani hep beraber bizim eksiklerimiz, noksanlıklarımız olabilir. Arkadaşlarımızın eksikleri olabilir. Yani ulusal çapta bazı sıkıntıların nereye de yansıması olabilir. Yerel çaptaki sıkıntıları ben sokakta gördüm birçok şey. Yani sokaktaki vatandaştan oy talep ederken ben kapı kapı gezip evlere bile girmeye çalıştım. Bütün esnafımızı gezmeye çalıştım. Yani yoğun bir şekilde koştum. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar bir şekilde insanlarla birlikte olmaya çalıştım. O esnada vatandaştan gelen tepkilerden siz anlıyorsunuz. Yani sorduğundan, ettiğinden. Orada birinci öncelikle bizim karşımıza çıkan Hüseyin Ünsal Beyefendi'nin başarısızlıkları, eksiklikleri, yapamadıkları ya da yanlış yaptıklarını hepsinin bize fatura edilmesini ve edileceğini açıkça ifade etmeleriydi. Bir tanesi bu tabii ki. Bunun dışında birçok daha gerekçe var. Bunlar zaman içerisinde ilgili arkadaşlarımız bakacaklardır, tartışacaklardır. Bunun gibi başka sebeplerimiz de var. Yani Erol Şahin tek başına bir şey yapamaz. Yani teşkilatınızla işte kadın kolları, genç kolları, aileniz, arkadaşlarınız, dostlarınız, herkes bir açığı kapatıyor. Tabii o noktada belki problemlerimiz oldu, daha iyi organize olabilirdik, daha güzel stratejimizi daha güzel tespit edebilirdik. Yani birçok etken ufak ufak geliyor. Diğer partilerin bize kaymasını şimdi bakıyorsunuz. Arkadaşlar, belediye meclisine aldıkları oylar belli diğer parti adaylarının. Yani 6 tane parti var bizim dışında. Belediye başkanlıkları kağıdı oylar belli. Oyların kaymaların nereler olduğu belli. Tabanına kim sahip çıkmış, kim sahip çıkamamış. Hep beraber bunlar değerlendirilmesi gereken hususlar. Önümüzdeki günlerde bunu en güzel şekilde yapacak olan siz basın mensuplarısınız.